Du Osman Kara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Programın ikinci bölümünde yine karşınızdayız. İkinci bölümde 1 Kasım'a yönelik tahminleri konuşmak istiyoruz. Ne değişti, niye değişti ve nasıl değişti? 7 Haziran'da 4 parti grup kurma hakkını kazandı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme hakkını kazandı. 47.490.546 seçmen oy kullandı. 550 milletvekili var. Normalde 86.346 vatandaşa veya 86.346 oya bir milletvekilliği düşüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 18.864.864 oy almış. 258 milletvekili kazanmış. Adalet Partisi 73.119 oya bir milletvekili çıkartmış. Türkiye ortalaması 86.346 iken Adalet ve Kalkınma Partisi 73.119 oyla 258 milletvekili çıkartmış. Yani %40.90 oy almış fakat %46.90'lık bir meclis hakimiyeti sağlamış. Adalet Partisi karlı çıkanlardan birisi. Bir diğer karlı çıkan parti HDP. HDP 6.057.506 oy almış. 80 milletvekili çıkartmış. Yani 75.718 oya bir milletvekili. Halbuki Türkiye ortalaması olsaydı 86.346 oya bir milletvekili çıkartsaydı 70 milletvekili çıkartacaktı. HDP, Halkların Demokrasi Partisi %13.3 ile %14.54'lük bir grup üstünlüğü sağlamış. İki parti var. Daha yüksek oyla daha az milletvekili çıkartan. Bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi. 11.518.070 oy almış. 132 milletvekili çıkartmış. 87.258 oya bir milletvekili çıkarıyor. Eğer 86.346 oya bir milletvekili çıkarsaydı 133 milletvekili olacaktı. Bir milletvekili zararda. %25'lik bir oyla %24.18'lik bir meclis grubu. Burada en çok zarara uğrayan parti Milliyetçi Hareket Partisi. 7.519.168 oy almış. Yani HDP'den 1,5 milyon fazla oy almış. Buna karşılık o da 80 milletvekili çıkartmış. 6.057.506 oyla HDP 80 milletvekili çıkartmış. MHP 7.519.168 oyla 80 milletvekili çıkartmış. MHP'nin bir milletvekilliği için aldığı oy 93.987. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ne Türkiye ortalaması 86.346 oyla bir milletvekili çıkarsaydı grubu 87 milletvekilinden oluşacaktı. Yani üçüncü partinin kim olduğu çok net ortaya çıkacaktı. Milliyetçi Hareket Partisi %16.30'luk oyla %14.54'lük bir gruba. Ancak bu seçim sisteminin kaçınılmaz sonuçları. Burada artık onun üzerinde pek durmamak gerektiğini zannediyorum. Şimdi Türkiye için ne değişecek ki bu dengeler değişsin? 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar ülkede hangi olaylar oldu? Seçmen tercihini niye değiştirecek? MHP oy veren birisi niye vermeyecek veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni niye bir başka partiye gidecek? Özellikle kendi gücünü artık daha net gören Kürt etnisitesinin oyları niye HDP'den kayacak? Veya Cumhuriyet Halk Partisi acaba siyaset mühendisliği çerçevesinde %1 veya %0.75 veya %0.50 mertebesinde HDP'ye kaptırdığı sosyal demokrat oyları geri alacak mı? Bu olayın Türkiye cephesi. Bir de olayın Samsun cephesi var konuşacağımız.
Samsun'da 9 milletvekili'nin 5'ini Adalet ve Kalkınma Partisi aldı, 2'sini Cumhuriyet Halk Partisi aldı, 2'sini de Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Ben daha listeler verilmeden önce Haber Gazetesi'ndeki köşe yazımda bu Samsun için 2 kişilik bir seçim demiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6. sıra adayıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2. sıra adayı arasında geçecek bir seçim. Orada ilginç rakamlar var. Adalet Partisi %52.93 ile Türkiye ortalamasının üzerinde 399.504 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi %23.13'lük bir oyla Türkiye ortalamasının altında 174.557 oy almış. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ortalamasının üzerinde %17.86 ile 134.794 oy almış. Bu dengeler içerisinde oylar nasıl değişebilir, milletvekiller nasıl değişebilir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6. sıra adayıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2. sıra adayı arasında oy az gözüküyor ama olayı don sistemi çerçevesinde ele aldığımızda Adalet Partisi'ne 4878 oy gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 4878 fazla oy alabilir mi? Veya Milliyetçi Hareket Partisi oy kaybedebilir mi? Yahut bir başka olay var. Bu seçimde bir önceki seçime oranla oyunu artıran bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçi Milliyetçi Hareket Partisi arttı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden yola çıkıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 174.557 oyla 2 milletvekili çıkarttı. Cumhuriyet Halk Partisi 3. milletvekilini çıkartabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. milletvekilini çıkartması için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5. milletvekilini çıkarttığı 79.900'ün 3 katı oy alması lazım. Yani 239.700 oya ihtiyaç var. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi 65.146 yeni oy alıp 3. milletvekilliğini alabilir mi? Bütün bunları... 65.000 yeni oy mu alması lazım? Evet. 65.146 yeni oya ihtiyacı var. Yani 234.000 mi olması lazım? 3. milletvekili evet. olmak lazım. Evet. Onun için, yani Adalet ve Kalkınma Partisi 5. milletvekili, yani 8. milletvekili 79.900 almış. 79.903 ile çarpıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin 174.557'lik oyunu oradan düşmemiz gerekiyor. Bu gerçekleşebilir mi? Bu noktada ben sözü öncelikle bu programın en engin hoş gördüğü konuğu Mustafa Engin'e veriyorum. Mustafa Engin'e sonra tekrar diğer konuklarımıza görüşeceğiz. Sayın Engin, siz nasıl bakıyorsunuz? Ne değişti Türkiye'de? Niye değişti? Nasıl değişti? Ve ne olabilir? Şimdi 7 Haziran'dan beri Türkiye'de ne değişti? Türkiye'de aslında hiçbir şey değişmedi. Değişen bir tek şey PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlar. PKK'yla devletin artık PKK'yı bir çözüm süreci ortağı değil de bir terör örgütü olarak, yani o zaman da algılıyorlardı bence ama terör örgütüyle bir mücadeleye girmesi ve bunun çok büyük oranda başbakanın da dediği gibi belini kırdık modunda bir açıklama getirmesi ki ben bu söyleme çok da böyle inandığımı söyleyemeyeceğim, onu en başta söyleyeyim. Terör örgütünün beli öyle savaş uçaklarının bomba yağdırmasıyla falan filan orada bitmez. Bunun bir ton sebebi olduğunu bu masada oturan herkes biliyor. Bunun dış kaynağı var, parasal gücü var, kaçakçılığı var, eroini var, bölge halkı üzerindeki. Bu zamana kadar ben de baskılıyordum. Hala baskısı vardır ama artık orada bölge halkının ben çok büyük bir kısmına artık baskıyla oy verdiğine inanmıyorum. Onu da söyleyeceğim. Şimdi 1 Kasım seçimlerinde bana göre bu mevcut da çok büyük bir oy oranında bir değişme olacağı kanaatinde değilim. Niye değilim? Burada ancak %2'lik, %3'lük bir oynama olacağı onu düşünüyorum. O da HDP'ye verilen, yani AK Parti iktidar olamasın, ülke bu AK Parti iktidarından bir an önce kurtulsun düşüncesiyle HDP'ye oy verip barajı geçmesini sağlayan bir topluluk olduğunu veya bir vatandaş grubu olduğunu, işte özellikle bu oyun CHP'den ve daha çok sol kesimin ucundan gittiğini artık herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyor.
Ama ne kadar solun ucunda olurlarsa olsunlar, şu görünen manzarada HDP'nin PKK'yı hiçbir şekilde kınayamaması, bu sorunun çözümünde HDP'nin sadece bir kukla olduğu, yani HDP'nin hiçbir şekilde kendine bir siyasi parti olmadığı, kendi boyutlarında bir parti olmadığı, sadece PKK'nın ve Abdullah Öcalan'ın varsanız varım dediği bir parti olduğunu, bunu oy verenler sanıyorum gördüler. O yüzden bana göre HDP'ye bugünden onların da bahsettiği emanet oylar bana göre gitmeyecektir bu seçim. MHP'ye bütün bindirmelere rağmen ve bana göre MHP yönetiminin bütün hatalarına rağmen MHP'ye giden oyda da bir azalma olacağını tahmin etmiyorum. Niye tahmin etmiyorum? Çünkü pozisyon ortadadır. Milliyetçi oyların ne kadar olduğu 3 aşağı 5 yukarı bu ülkede bellidir. Son yaşanan olaylarda MHP'den kaç olacağı kanaatinde değilim. Burada bence oyun artıracak bir parti varsa CHP'dir. O da niyedir? Bir koalisyon görüşmelerinde benim izlediğim kadarıyla hakikaten bir çözüm üretme gayretine girmiştir. Yani hepiniz de biliyoruz ki 14 maddeyle CHP masaya oturmuş. Bu 10 maddede ülkenin geleceği adına geri adım atmış. Yalnız olması 4 maddede tıkanıp kalınmış. Şimdi bir koalisyon ortağı olmak ne demek? Sizin de bir şeyler gelmeniz demek. Ya sadece siz verin, ben hiçbir şey vermeyeyim derseniz ortaklık da olmaz, koalisyon da olmaz, uzlaşma da olmaz. CHP burada benim gördüğüm kadarıyla bir gayret içerisinde olmuştur son ana kadar. Kaldı ki CHP burada bir haksızlığa daha uğramıştır bana göre. Biliyorsunuz bugüne kadar olan koalisyonlarda birinci parti liderine verilir koalisyon kurma. Beceremediyse doğal olarak ikinci en yüksek oy olmuş parti liderine verilir. Ama Türkiye bir ilki yaşadı. Burada maalesef CHP'nin genel başkanına bu görev tevdi edilmedi. Gerekçeler o olabilir, şu olabilir, zaten kuramazdı bilmem ne falan ama bugüne kadar bilinen, gördüğümüz siyasette ve teamüllerde de gördüğümüz, biliyorsunuz İngiltere'de anayasa yoktur ama teamüller çok geçerlidir. Türkiye'de bu teamül de yıkılmış oldu. İkinci partinin genel başkanına bu görev verilmedi. Dolayısıyla CHP burada bana göre düzgün bir duruş sergilemiş, elinden gelen gayreti göstermiş. İşte üstelik kendisine görev verilmemesiyle tekrar bir haksızlığa uğramıştır. Öteki taraftan HDP emanet oyları kaybedecekken bir şey söyledim. Bunu canı gönülden olarak söylemiyorum. Doğru olduğu için söylemiyorum. Ama bölge halkı artık şunu bana göre şunu gördü. HDP bugüne kadar baskıyla oyalıyordu, PKK'nın baskısıyla onunla bununla. PKK'nın baskısı hala var. Ama özellikle çözüm süreci ve HDP'nin geldiği noktada bakanlarını vermesi, iktidara ortak olması, çözüm süreci içerisinde gösterdiği duruş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdiği olay, yani Selahattin Demirtaş'ın bir takım medya tarafından da ve halk tarafından da kabul görmesi, işte şu an işte saz çalması bilmem nesi falan şirin gösterilmesi. Bence o bölgedeki halk şunu gördü. Bizi dikkate bunlar yüzünden alıyorlar. Bunlar bizi temsil edebiliyor. Bunların bir gücü var. Biz bunların arkasında olursak bir şeyler oluyor. Bunu halk gördü. Bunu sadece benim görüşüm olarak da söylemiyorum. Benim o bölgede dostlarım var. Eğer vaktim varsa çok ilginç bir şeye değinmek istiyorum bu konuda. Ben 2002'de o bölgeye gittiğimde bir Arap aşiretinin misafir olarak gittim. Arap kökenli bir aşiret. Ki PKK'ya nefret duyan, kin duyan, HDP'ye oy vermeyen. Özellikle o bölgeyi bilen ne bilir? Estel'de yoğunlukladır. Orada PKK'nın en yoğun olduğu dönem bile PKK Estel'e girememiştir. Onlar kapıları açık yatarlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada 4 gün evvel arkadaşımla yaptığım görüşmede, bir sohbette aynen şunu söyledi. Son 3 dönemdir onlar da HDP'ye oy veriyorlar artık. Yani buradan yola çıkarak da bunu söylüyorum. Dolayısıyla bana göre HDP yine barajın yarım puan, bir puan üzerinde olacaktır. Ama yüzer gezer dediğimiz emanet oylar oradan gidecektir. AK Parti belki bu sebepten dolayı işte MHP'nin oy oranını koruması, işte HDP belki birkaç puan kaybedecektir. Onun dışında çok büyük bir ben oylarda oynama beklemiyorum. Çünkü bu şey biraz kemik gibi bu oylar artık. Yani kemikleşmiş gibi. Ama halkın tabii öngörüsü ne olur? Bizim gibi düşünür mü, düşünmez mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi geçenlerde Metropol'ün bir açıklaması vardı. HDP'deki %13.29'luk oyun %11'inin Kürt etnisitesine ait olduğunu söylüyordu. Ancak bundan 10 gün önce yaptığımız son araştırmada Kürt etnisite oylarının %12'ye çıktığını gördük diyor. Şimdi HDP oylarında
Kürt etnisite oylarında artış oluyor. Ben de onu kastetmeye çalışıyorum. Yani artık bölge halkının temsilcisi konumuna HDP şimdi, özellikle bu çözüm sürecinde geldi, getirildi. Evet. Yani orada demin sevgili Tevfik Demir Diyarbakır'dan, Van'dan, Batman'dan örnekler verdi. Oradaki olay şuydu. Daha önce bağımsız adaylarla girdikleri için o bağımsız adayların belli sayıda oy almakla ancak o kadar çıkartmaları mümkündü. Dolayısıyla kalanlar bölgede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Ama bu son seçimde artık parti adına girdikleri için olay tamamen değişti. Evet, ona katılıyorum. Olacağını görmeye katılıyorum. Doğru bir tespit. Galiba Diyarbakır'da 116 bin oy aldı Adalet ve Kalkınma Partisi, bir milletvekili çıkarttı. Şimdi bu seçimde Diyarbakır'da acaba bir miktar daha Kürt etnisite oyları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden HDP'ye mi geçecek? Yoksa HDP'den AKP'ye mi geçecek? Bu belli değil. Bu iki taraf kendisine... Bu örnekle geçebileceği yönde bir örnek de şu, onu söyleyebiliyorum. İşte orada, bu bölgedeki arkadaşlarım Arap asıllıdır. Ben 2002'de orada olduğumda hiçbir şekilde ne sempati ne bir şey, hatta düşmanlıkları vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada onlar da bu bölgenin temsilcisi bunlar deyip onlara oy verebiliyor. Aşiretler orada. Şimdi bu sistemde HDP orada artık bölge halkının temsilci konumuna gelmiştir. Böyle çok zorla baskıyla falan oy verildiği kanaatinde artık eskisi gibi değil. Aşiretler dediniz. Ben şöyle, yani şimdi o bölgede 3 yıl kaldım. Tabii o zaman şöyle bir şey vardı. Aşiretler tamamen devletle beraberdi. Oranın çok büyük aşiretleri. Bu ikili mesela Kartal bir tanesi de. Nadir Kartal Doğu Yol Partisi'nden milletvekili yaptı. Kinyas Kartal'ın oğlu. Onlar devletçiydiler. Mesela ben son seçimde sordum. Kinyas Kartal çok önemli bir adamdır Van'da. Yani Brukila çok önemli bir aşirettir. Fakat onların da bu seçimlerde HDP'ye oy verdiğini gördük. Yani şöyle bir şey, bence şöyle bir şey yok yani. Yani biz orayı şöyle bir şuraya doğru gittiğini zannediyorum. Toplum psikolojisinde de böyle. Yani bunlar zaten yavaş yavaş HDP, daha ilerisi PKK'ya gidiyorlar. Yani bunlar zaten bizden bir kopuş sürecinin içerisindeler. Kürtlerin HDP ile Ankara'da temsil edildiklerini düşünüyorlar. Yani biz orayı bırakalım mı ya giden bir düşüncenin altyapılarının oluşturulduğunu görüyorum toplumda. Ben buna şiddetle karşıyım. Hayır, Sayın Tevfik Demir, bizim söylediklerinden böyle bir anlam çıkmaz. Ben şimdi orada çok önemli bir şey, durum tespiti yapıyoruz. Orada çok önemli bu şeyler çözüm var. Sürecinde bir dakika. Çözüm sürecinde HDP'nin önemli bir aktör olduğu çözüm sürecinde ispatlanmıştır. Bunu sürecinde, görmezden gelemezsiniz. Bak, çözüm süreci şöyle bir şey. Burada bir defa aşiretler var. Aşiretler son seçimde tabii çözüm sürecinden aldıkları cesaretle HDP'nin de cici çocuğu Selahattin'le beraber yani biz el bebek gül bebek Türkiye'de bir parça olabiliriz. Belki zaman içerisinde bir özelliği düşünebiliriz gibi bir düşünceyle şey yapmış. Ama orada bir de Hüdapar gerçeği var. Mesela Hüdapar'ın Diyarbakır'da 27 bin oyu var. Van'da da 20 bin civarında oyu var. Bir de orada bir zamanlar Osman abi çok iyi bilir. Yani Çiller döneminde de çok orada siyasette çok yani şeyde çok aktiftiler bölgede. Hizbullah diye bir olgusu var onun. Hizbullah diye bir olgusu da var. Yani şimdi orada tabii baktığın zaman 650 bin oy var Diyarbakır'da HDP'nin. 150 bin civarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Hüdapar'ın oyu var. Ama Hakkari'de, Bitlis'te, Van'da, Batman'da, Şırnak'ta mesela geçen de Şırnak'ta 25 bin kişilik aşiretler kalktılar, bir araya geldiler. Biz devletten yana dediler. Yani burada çözüm sürecindeki sıkıntıları konuşmak lazım tabii. Ama orayı da artık PKK'nın tekeline bırakmak, artık yani biz orada yoğuz, vatandaş da PKK'nın yanında falan deyip de oradan vazgeçmenin veya psikolojik olarak, sosyolojik olarak artık edelim. Yani bir beyin olarak artık onlar bizden yavaş yavaş vazgeçtiler demenin bakın, ben çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Değildir, böyle bir 30 şey yıllık bir terör hadisesinden bahsediyoruz. Kaldı ki Özal da bu konuda çok ciddi adımlar atmaya çalıştı. Ne olur şu bunalımca hep 30 yıl geriye gidiyor. Yok, onu demiyor. Şu son yani, 10 yılı konuşalım. Yok, şunu söylüyorum. Özal da çözüm önerileri peşinde koştu. Tansu Çiller bir model denedi. Mehmet Ağar bir model denedi. AK Parti 10 yıl terörle mücadele etti. 3 yıl çözüm sürecini denedi. Sevgili Demir. Sonuç itibariyle istenilen netice alınamadı, ortada yani. Ben 15 gün önce Ankara'daydım ve bir nikah töreninde Sayın Ama isterseniz Samsun'a geçelim yani. Geçelim. Zamanımızda. Sayın Ağar'la ayak üstü olsa sohbet şansı yakaladım. Sayın Ağar'la hükümet görüştü.
Hatta evet. Sayın İdris Naim Şahin'i de çağırdılar, görüştüler. Evet. Bugün uygulanan bazı politikalar var. Bunlar Sayın Ağar'ın uyguladığı ve bu hükümete tavsiye ettiği politikalar. Evet. Aşiretler Sayın Ağar'ın tavsiyesidir. Evet. Bu 5000 korucu Sayın Ağar'ın tavsiyesidir. Başka bir tavsiye daha var. Orada görev yapmış deneyimli komutanların ve polis şeflerinin, özellikle özel harekatçıların oraya gönderilmesi. Bunları... Tansuçiller mi eksik orada şimdi? Hayır, bir de Doğan Güreş eksik. Şimdi, yani şunu da unutmayalım değil mi abi? 28 Şubat'ta özel harekatçıların ellerinden silahları alındı ve derdest edildi yani. İzin verir misin lütfen? Evet. Onu da ilave edelim yani bu ya. İdave ederiz ya, ne olur. Evet, ben başka bir şey diyeceğim. Şimdi bizim ıskaladığımız bir şey var. KCK yapılanması var. KCK mı yukarıda, HDP mi yukarıda? KCK mı konuda? Aha, o zaman KCK'nın sözleşmesine bakacağız. KCK'nın sözleşmesinde çok vahim iddialar var. KCK'nın sözleşmesini lütfen iyi okuyalım. Mesele bir psikolojik çözüme meselesi değil. Ben Türk milletinin bu tür badireleri çok atlattığını bilen birisiyim. Yine atlatacağı konusunda en ufak bir endişe yok. Ancak gerçekleri tespitte bir takım şahsi veya bir takım grup sempatileriyle gözümüzü kapamak gibi bir yanlışa düşersek evet. olayı çözemeyiz. Evet, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum sıkıntılı bir durumdur. Bu durumun güneyde, güneydoğuda ve Doğu Anadolu'nun belli bir kesiminde, ben Faruk Fırkat Aynpas'ın Kızlarını okurken ağlarım. Bugün Erzurum'un doğusunda çok ciddi şekilde sıkıntı vardır. Çok ciddi şekilde sıkıntı vardır. Bugün çok daha vahim bir durum. Birinci Dünya Harbi'nde İngilizler bizimle Türk dünyası arasında Ermenistan'a parmak gibi uzayan şeridini koydular. Eğer böyle giderse inşallah böyle gitmez. Kendi coğrafyamızdan kopuyoruz. Kültür dünyamızdan kopuyoruz. Türk dünyasıyla bizim aramızda yukarıda 200, aşağıda 1200 kilometreye varan yeni bir set oluşturuluyor. Bunlar evet. vahim şeyler. Şimdi bunları tespiti yapıp bir başka programda konuşuruz. Bunların şu partiyle seçime bu partiyle... Seçime gelelim isterseniz. Yani gelecek seçimine bizim, gelelim. Ha, şu evet. partiyle evet, bu partiyle ilgisi yok. Bu bir milli meseledir. Şimdi evet. Samsun'a geliyoruz. Yalnız Samsun'u konuşacak mısınız? Samsun'da herkesi... Şu biraz vakit... evvel konuşulan konular üzerinde bize ilgili. Birkaç fikir ileri peki, sürebilirsek şu peki, zaman lütfederseniz tamam, memnun olurum. Sayın Demirdağ yani. Buyurun. Sayın evet. Devletçi size söz vereceğim. Sonra Sayın Demir'le Samsun'a gireceğim. Tamam. Samsun'a ama mümkün olduğu kadar kısa vaktimiz tamam, hızla geçiyor. Tamam ama ben geçiyor. Hakkımı kullanmak niyetindeyim. Buyur, yani. Tabii, buyurun. Ondan da kesintiye gitmek istemiyorum. Şöyle bir mesele var. Şimdi bir kere Türkiye'de ne değişti de seçimden bu yana bir daha seçim olacak filan bir şey. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi için önce kafa değişecek. Kafa derken en baştaki kafanın değişmesi, onun gittiğine başkası. Vatandaşın kafası değişecek. Vatandaş önce gerçekten kendisinin yararına olan nedir? Yani yararlar katman katman. Günlük hayatında kendi şahsı için, ailesi için, etrafı, akrabası, talukatı ve konu komşu, eş dost, ahbabı için bir yararlar silsilesi vardır. Bir başkasının yararına, hakkına tecavüz etmeden. Bir de milli menfaatler dediğimiz ülke yararına düşünceler silsilesi, uygulamalar silsilesi var. Şimdi bir kere vatandaş, Türkiye'nin başına gelen hadisenin ne olduğunu, Türkiye'nin başına örülmek istenen çorabın ne olduğunu yeterince iyi anlayabilmiş gözükmemektedir. Bakın, artık öyle kolay konuşuyoruz ki, ben geçen de resme 10 kere baktım. Bir tane Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Özel Kuvvetler Subayı, orada bir tabura komutan olarak vermişler. 5 tane brevesi var. Dünya Özel Kuvvetleri arasında Türk Özel Kuvvetleri pek çok yarışmada birinci gelen çok değerli elit bir askeri birimdir. Bu o askeri birimin en elit askerlerinden bir tanesi. PKK sadece onun şehit edildiği operasyonu sırf onu şehit etmek için bile düzenlemiş olabilir. Burada rakamlar, burada derken bu insanları tenzih ediyor. Ülke genelinde rakamlar işte bugün 5 şehit, 10 polis şehit, 15 asker şehit. Bahsettiğimiz şehit kanı, şehit. Şehit kanı. Evet. Yani bu böyle hafife alınacak, basite alınacak. Yani bu şehit olan biziz. Ölen çocuk bizim çocuğumuz. O anne biziz, o baba biziz. O toprakta yatan şehit de biziz. Şimdi bir kere bir Türk milleti
bu konuya bakışını değiştirerek. Öyle Ahmet'e kızdım, Mehmet'e oy verdim, Mehmet'e kızdım, Ahmet'e oy verdim. Dur ya bunun hakkından çok affedersiniz, kabahat edin sizin hakkından imansız gelir kafalarıyla filan yapılacak işlerden hayır gelmez. Nereye geliyorum? PKK siyasetinin bugün meclisteki uzantısıdır HDP. Yani sen AKP'ye kızıp HDP'yi destekleyemezsin. Böyle bir lüksün yok. Çünkü akan şehit kanının gerçekliğinin sen daha henüz demek ki farkına varamamışsın. Sen bugün Samsun'da, sahil yolundaki lüks mekanlarda HDP'ye oy verdiğini rahat rahat insanlar konuşabiliyorsa, yan masadan kimse kalkıp da ya sen akan şehit kanına elimi mi soktum demek istiyorsun arkadaş diye hesap sormuyorsa, bu vatandaşın bir kere bu kafayı bir gözden geçirmesi lazım. Ben de vatandaşım, ben de kendi kafamı gözden geçirmem lazım. Evet, PKK terörü AKP hükümetiyle var olmadı. Belki AKP hükümetiyle de yok olacak değil. Bizim burada eleştirdiğimiz hatalı önce Kürt açılımı, sonra demokratik açılım, sonra çözüm süreci adı altında uyguladığı hatalı politikaların terörü palazlandırması ve bugün başa çıkmanın oldukça zorlaşmış olması. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün istesin, bırak PKK'lı teröristi, ona yandaşlık yapanı dahi sokağa çıkarmaz ve bunu bir gecede yapar. Bunu herkesin anlaması lazım. Şimdi, Türkiye'de bölücü Kürtçü siyasi hareket, maalesef üzülerek söylüyorum, sol görüşlü arkadaşlarımın da affına sığınıyorum, solun kanatları altında gelişti. En büyük sol siyasi parti miting yaparken başı kürsüde, biz Türkiye'de halklara özgürlük istiyoruz derken aşağıda komünist militan tabir edilen gruplarda Kürtlere özgürlük diye slogan atıyorlardı. Yani Kürtçü ayrılıkçı siyasi hareket solu ifal ederek, çok özür dilerim kaba tabiri için ama başka bir şey konuşamıyorum bu hususta, bugünlere gelmiştir. Bugünlere geldiği noktada hatalı hükümet politikaları, bunları şımartan, palazlandıran, efendim bütün partilerde de olsalar bir araya gelip hükümetlere istedikleri her şeyi dayatan yapının karşısında maalesef Türk hükümetleri duramamış, durmamayı bir marifet saymış, bir demokratik açılınmış. Karadeniz'in bir dağ köyünden, Güneydoğu'daki bir dağ köyünün ne farkı var Allah aşkına? Daha, sefalet bakımından daha yokluk. İyi, daha iyi. Daha, daha iyi koşullarda bedavadan maaşa daha, bağlanmış daha yolları bilmem neleri mayınlarla yıksalarda yaksalarda Allah'ın yağdırdığı kanı bile neredeyse Türkiye Cumhuriyeti devletinden bilecek adamlar diyor başta. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere bu vatandaş bu kafayı değiştirmesi lazım. Tamam mı? Ben de vatandaşım. Ben de kendim bundan almam gereken şeyleri yapmam lazım. Seçime, yani bu şehit kanı meselesi. Böyle matematik rakamlar, 15 şehit, 25 şehit filan, şehit kanı dediğiniz zaman bir zerresine ben o kurşunu bu, sıkan eşkıya şebekesinin bininin canını değişmem. Bir zerresine. Bu 1 Kasım'a nasıl yansıyacak? Ha, şimdi 1 Kasım'a nasıl yansıyacak? Benim burada şüphemi çeken bir durum var. 1 Kasım'a kadar gayet her şey güzeldi. Taraflar birbirinden memnundu. Körtepal'da olsa sözde bu açılım yürüyordu. Haziran'da. Bir gün bir binbaşının kardeşi yüzbaşı şehit olduğunda yüzbaşı tam Halim dedi. Sana bunu yapanların eli kırılsın. Düne kadar dedi, hiçbir şey yoktu da bugün ne oldu dedi. Bir askerin bunu konuşabilmesi bir meseledir. Büyük bir meseledir. Şimdi ben burada hemen seçimin akabinde artan terör olaylarının, seçimlerde Türkiye'nin istenen bir kulvara sokulması üzerine özel programlandığını düşünüyorum. Kim? Hangi kulvar? Kim olacak? Türkiye'deki siyaseti istediği şekilde yönlendirmek isteyen dış emperyal odaklar. Bu dış emperyal odaklar bunlar, dün neredeydiler? Dün de buradaydılar. Hı hı. Dün de buradaydılar. Onlar zaten Türkiye'de kimin nerede ne kadar bulunacağını onlar kararlaştırıyorlar maalesef. AK Parti'den vazgeçtiler diyorsunuz. Yani. AK Parti'den vazgeçtiler demiyorum. Belki AK Parti'yi kalıcı kılmak için de bu terör olaylarını canlandırmış olabilirler. Olaydan ben şüpheyle bakmak zorundayım. Ben dogmatiklik ne kadar az olursa, eleştirel düşünce ne kadar fazla olursa doğruların o kadar kolay bulunacağı kanaati taşımışımdır her zaman. Yani buna yani dikkat etmek lazım. Olan terör AK Parti'yi büyütür mü demek istiyorum? Şimdi hayır, büyütür mü demek istemiyorum ama HDP bugün AKP'nin başına bir bela misali kaldı. Kaldı yani. Kendi eliyle büyüttü, şımarttı, besle kargayı, oysun gözünü misali seni başkan yaptırmayacağız da başlayan ve karşılık gören
propaganda. Bugün AKP'nin canını sıkan, moralini bozan ve mecliste istediği aritmetiği oluşturamayan hale geldi. Biraz evvel CHP seçmeninden efendim ya da sol seçmenin işte HDP'ye oy vermesinden bahsettik. Esas oy veren Güneydoğu'da ve Doğu illerinde AKP'ye oy verme alışkanlığını terk edip HDP'ye oy vermeye başlayanlardır. Esas HDP'ye oy verenler AKP'ye daha önce oy verenlerdir. Bunların ben geri dönüp yeniden AKP'ye oy vereceğini çok düşünmüyorum. Dolayısıyla meclis aritmetiğinde bir değişiklik olacağına çok inanmıyorum. Burada birkaç şey var üzerinde durulması gereken. Deniz Baykal'a ben kişisel olarak ve siyaset adamı olarak büyük saygı duyan bir insanım. Tayyip Bey'in daveti üzerine gitmesi ve ondan sonra meclis başkanı adayı olması bazı olayları zıvanasından çıkardı. Nasıl çıkardı? Bakın, CHP ve MHP anlaştılar. Bizim Demokrat Parti olarak da desteklemeye uygun bulduğumuz Ekmelettin İhsanoğlu ismini Cumhurbaşkanı adayı olarak topluma lanse ettiler. Biz de peşine takıldık. Ben Samsun'da karşıladım. CHP'li ve MHP'li arkadaşlarla birlikte Karadeniz gezisinde de refakat ettim. Haza beyefendi bir insan, tanıdığım var. Birlikte bir program yürüttüğüme de çok memnun oldum. Kendisi de bize takdir ve sevgilerini de söyledi. Şimdi sen dün bize Cumhurbaşkanı adayı olarak layık gördüğün adamı bugün anlaşıp meclis başkanı olarak gösteremezsen ben senin iyi niyetini sorgularım. Bu bir hatadır. Meclis başkanlığı. Sayın Demirdağ, evet. Vaktimiz çok azaldı. Tamam. Lütfen yani seçimle tamam, ilgili. Tamam. Şimdi burada yapılan yanlışlardan geliyoruz. Yani bazı şeyler değişecek de neye göre değişecek? Samsun ne olacak? Samsun'a geliriz. Samsun siyasetine de geliriz. Onu da söyleriz. Şimdi burada deniliyor ki efendim seçimi yeniliyoruz. Çünkü biz bunlara bunlar karşımızda koalisyon kuramadılar. Ya kardeşim, sen koalisyonu sadece senin başkanlığında kurulacak bir hükümet olarak mı görüyorsun? Sen adama koalisyon kurma yetkisini ver de ana muhalefet partisi başkanlığı. Kuramadım ben. Buyur kardeşim görevini diye sana iade etsin. O zaman ben tamam koalisyonu kuramadılar. Siyaset kilitlendi. Türkiye bir seçime mecbur ve mahkumdur diyebilirim. Ama sen adama koalisyon kurması için yetki vermemişsin. Sadece sana yancı, sana payan da olmadığı için cezalandırmışsın ve yeniden seçime gitmek icap ettiğini söylemişsin. Bu da vatandaş açısından kabul edilebilir bir şey değil. Aslında protesto edilmesi gereken bir seçimdir. Senin keyfine göre, senin kafana göre, canın nasıl istiyorsa illa istediğin sonuç çıkana kadar ben iki günde bir sandık başına gidip gelemem hemşerim denmesi gerekmektedir. Esas bunu demesi lazım vatandaşın. Peki. Bunun cezasını vermesi lazım. Peki, sen benimle oynayamazsın her gün. Teşekkür ediyorum Sayın Demirdağ. Sayın Deveci. Ben evet, teşekkür ederim. Şimdi 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki farkları ben ifade etmek istiyorum. 7 Haziran'a İktidar Partisi ve Muhalefet Partisi 13 yıllık birikimiyle girdiler ve 7 Haziran'daki sonucu aldılar. İktidar Partisi'nde yaklaşık 9 puan üzerinde bir düşüş oldu ama %40 civarında oy aldı. %43 siyasetinde önemli bir oy oranıdır. İktidardan tek başına iktidardan düştü ama yine en büyük parti. Ana Muhalefet Partisi son 10 yılın en nitelikli, en ciddi bir seçim kampanyasını yürüttü. Türkiye'nin ihtiyaçlarını ortaya koydu ama oyu artmadı. Hatta bir miktar da düştü. Ve diğer tablo ortaya çıktı. Peki 7 Haziran'da olmayıp da 1 Kasım'da ne var? Terör var. Şehit cenazeleri var. Bunlar 7 Haziran'da yoktu. Dolar 2.56 yani 2.50 küsür civarındaydı 7 Haziran öncesinde. 3'ü geçti. Evet. Yani %30 civarında Türk parası açıklanmadan devalüe edildi. Türk parası değer kaybetti. Hayatımız %30 civarında 3-4 aylık süre içinde pahalandı. Başka milli iradeye rağmen hiç dilden düşürülmeyen milli iradeye saygı, milli iradenin gereğini yapıyoruz, milli irade bize bu görevi verdi ve eksiksiz yapıyoruz lafına rağmen 7 Haziran'daki milli iradenin talimatı yerine getirilmedi. Yani Erdem der ki işte muhalefet partileri hata yaptı, öbürü bilmem ne der ama orada asıl temel sorumlunun kim olduğunu ya da 3 partinin hangisinin daha fazla sorumlu olduğunu bu ya halkımız nasıl fark etti? Bu önümüzdeki 1 Kasım seçimlerinde göreceğiz. Hükümet kurma sürecini yönlendirmesi gereken Cumhurbaşkanı
hakkaniyetli, adaletli ve Türkiye'nin, Türkiye hukuk sisteminin geleneklerine doğru davranmadı. İki tane önemli değişken söylediniz. Bir, Türk lirası dolara karşı %30 civarında devalüe dediniz. Ekonomi anlamında önemli bir değişkenlik. İki, daha önce olmayan terör patladınız. Peki bu iki gösterge hangi partinin oyunun azalmasını, hangi partinin oyunun artmasını sağlar veya hiç etkisi olmaz? Bu iki gösterge siyaset literatürüne göre, siyaset bilimine göre, sosyolojik verilere göre İktidar Partisi'nin oylarını bir önceki seçim kadar daha düşürmesi lazım. Düşürmüyorsa bizim işte seçmenimizde, siyaset tanımımızda ciddi bir eksiklik var demektir. Düşürmesi lazım. Burada oyu artması gereken bence ana muhalefet partisi. Türkiye'nin bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye İktidar Partisi'nden vazgeçmişse onun yerine koyabileceği, Türkiye'nin yetiştirebildiği ciddi parti ana muhalefet partisidir. Ana muhalefet partisinin oyunu yükseltmesi lazım. Ana muhalefet partisinin bu seçimde ve önceki seçim içinde geçerliydi bu. %30 psikolojik oy tabanı var. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi %30 civarında oy alır ise Mısır'daki Sağal Sultan da bilecek ve inanacak ki bir önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kılını kırpmazsa tek başına iktidardır. Peki bu %30 psikolojik barajı Cumhuriyet Halk Partisi geçebilecek mi? Geçebilir. Ne? Yani bu şartlar... Yani hükümetin aleyhine olan bu iki şeyin dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin neyin olan... Buradan şuraya geçmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1991'de SHP yapılanlar bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmamalıdır. PKK eşittir HDP denkleminden vazgeçilmelidir. HDP PKK'nın baskısından kurtulmalıdır. HDP PKK'nın, ABD'nin, İktidar Partisi'nin projesi olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü 6 milyon oy almış. Kim çıkaracak? Ana Muhalefet Partisi bunu yapabilir. Nasıl? Ana Muhalefet Partisi'nin bunu yapabilmesine Türkiye geri kalan siyaset kurumları destek vermelidir. Bakın 1991'de SHP İnönü tarihi kimliğiyle HDP ile o zamanki adı HDP miydi neydi? O zamanki HDP'ydi. Halkın İmek Partisi miydi? Onunla birleşti. HEP'ti. Halkın İmek Partisi'ydi. O birleşme ortak seçime girme sürecini hiçbir siyasi parti destek vermedi. Hiçbir sivil toplum kuruluşu destek vermedi. Ben 91'de milletvekili yani adayıydım. Köy buna. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim birliği mi yaptı? Hayır. Ne diyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir görev üstlenebilir. Çünkü HDP de artık sola ve sosyal demokrat çizgiye doğru kaymaya çalışıyor. Şeyden PKK baskısından kurtulmaya çalışıyor. Kürtlerde böyle bir arayış var. Eğer bu yoksa, yedi sülalemize karşı çıksak, bu mevcut ordu kadar bir ordu daha kursak, Türkiye bölündü demektir. Bunu biz kabul ediyoruz demektir. Türkiye bölünmez. Bölünmezse sloganla... Net söyle, Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim işbirliği yapsın mı diyorsunuz? Hayır, yapsın demiyorum. Ne diyorsunuz? HDP'nin PKK'nın şeyinden kurtulması sağlanması. Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? MHP Kürtleri yok sayıyorum. Parlamentoda görmüyorum demekten vazgeçmeli. MHP muhalefet partisi. Onu bırakın. Niye bırakayım? Siz, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi de HDP'yi PKK'nın baskısından kurtaracak? Ne yapacak? Hükümet ortağı yapacak. Demokratik sınır içine alacak. Peki AKP tamam. Hükümet ortağı gibi peki. Davrandı. Ne oldu sonuç? Peki. Neyle? HDP hükümet ortağı gibi davrandı. AKP hükümet ortağı gibi davrandı ama aralarındaki ittifak bozuldu. Ne? Yani 80 milletvekili, peki, demek 80 ki milletvekili bakın böyle bir şey yapma şansı yaptıkları yok. Yaptıkları hesap doğruydu. 80 milletvekili 338 milletvekili yapıyor CHP'li şeyle, AKP ile zaten anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşıyor. Ben seni başkan yaptırmayacağım onun için siyaset yapıyorum dememiş olsaydı ne terör olacaktı ne bunlar peki, olacaktı ve HDP ile hükümet kuracaktı AKP. Sürede bitiyor çünkü. Peki Sayın Devlet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan söylediniz, teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim. Hayır, o zaman buyurun. Ben bir şey daha söyleyeyim ama. Türkiye HDP eşittir PKK denkleminden yarar sağlayamaz. Türkiye siyaset kurumu buradan çıkmalıdır. Şimdi, teşekkür ederim. Sayın Demir çok kısa konuşacaksınız. Şimdi çok enteresan bir şey var. Yani çok çelişkili şeyler. Demin seçim güvenliği, PKK baskısı dolayısıyla devletin orada güvenliğini sağlayamamasından bahsederek sandıkların merkezileştirilmesine karşı çıktınız. Kaldı ki PKK orada kim için baskı yapıyor? HDP için baskı yapıyor. Yani hep artık şu nerede? Kesinleşti ki HDP, PKK hatta HDPKK diye de adlandırılıyor artık. Yani
bu gayet açıkken HDP'nin hala siyasal zeminle Türkiye'nin demokratizasyonuna katkı yapacağını düşünmek 7 Haziran'da kaldı. Çünkü 7 Haziran'dan önce CHP zaten Tayyip Erdoğan yani veya tek başına iktidar AK Parti'den kurtulmak için HDP'nin barajı açması ne, için ne değişir anlatın sen program bitiyor. HDP'nin barajı açması için her türlü desteği sağladı. İşte Çanakkale Belediye Başkanı pilav dağıttı. Şafak Pave ile Selahattin Demirtaş çak yaptılar, indirdik diye. Ama o da tutmadı. Siz HDP'yi şeye yamadınız ama AK Parti'ye yamadınız. Ben yamamıyorum. Ama... Türkiye siyaseti korusun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Adalet Kalkınma Partisi'nde MHP'nin de sorumluluğundadır. Yani Selahattin Demirtaş'ın ne yapacağız? 6 milyon Türk seçmeni yurt dışına mı iteceğiz? Ne yapacağız? Kıştan mı geçireceğiz? Yani. Şimdi şuraya baktığımız zaman şimdi bir de şu var. İki taraf yani üçünüz de aynı şeyi söylediniz de yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'na başbakanlık görevini vermiyor. Ya bir defa Kemal Kılıçdaroğlu hemen seçimlerden önce de seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tanımadığını, saraya hiçbir şekilde çıkmayacağını ifade etti. Kaldı ki MHP asla koalisyonu kurmayacağını söyledi. HDP ile hiçbir şekilde olmayacağını söyledi. İkisini topladığınız zaman 210 ediyor zaten. O zaman kapatsın parlamentoyu, tek başına götürsün. Keşke koalisyon kurulsaydı. Koalisyon keşke kurulsaydı. Hayır, koalisyon kurulsaydı. Ama siz sözünüzü keseceğim. Sayın Demir, sözünüzü keseceğim lütfen. Tayyip Erdoğan'ı şart koyarsanız oradan indirilmesi gerekir diye düşünürseniz AK Parti ile bir araya gelemezsiniz. Sayın Demir, sözünüzü kestirmeyin. Ama iki dakika konuşmadın ki. Ama başka şeyler konuşuyorsunuz. Ama ben canım. Cevap veriyorum. Hayır, cevap vermem durumda değilsin. Bana ya. Cevap verin. Şimdi Samsun'u ne konuşalım. Ne değişti? Ya şimdi ne değişti? Ne değişti? Onu anlatın bana. Hayır, çok şey değiştiğini söylemiyorum zaten ben. Ha, bir şey değişmedi. Hayır, oylar nasıl değişecek? Şu değişti. Kabul edileceğini bir gerçek. Ekonomide sıkıntılar var. İktidarsızlığın verdiği bir kaotik bir durum var. Psikolojik bir terörün verdiği toplumda psikolojik bir yansıma var. Demin de söylediği gibi doların 3050 olması, bankada tüketici faizlerinin, araç kredilerinin, ev kredilerinin yükselmesi, toplumu ciddi anlamda etkilediği ticari kredilerin yükselmesi. Biz de bir an önce seçim yapılmasını, seçimden bir an önce bir iktidarın çıkmasını tek başına öncelik. Çıkmazsa Türkiye'nin iktidarsız kalmayacağını söylüyoruz. Ama seçimlerin güvenilirliğiyle ilgili, yani AK Parti tek başına iktidar gelirse seçim güvenliği yok, tek başına iktidara gelemezse seçim güvenliği var gibi bir düşüncenin de yanlış olduğunu Sayın söylüyoruz. Öyle kimse öyle bir şey demedi. Öyle söylendi yani. Burada ya, aynı şey, aynı şey, şey aynı şey. Yani olayı saptırmak zorunda değil. Samsun'a geldiği zaman da Samsun'a söylediğiniz zaman da aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle. Yani herkesin kabul ettiği bir gerçek zaten. Yani Samsun'da Hüseyin Ediz mi, Orhan Kırcalı mı yarışması var. Bizim de gördüğümüz budur. Ama tabii gördüğümüz bir sıkıntı şu, yani demokrasi açısından baktığınız zaman 7 Haziran seçimleri öncesine kadar biz seçimlerde çok ciddi renkler, heyecanlar, bir ateşli bir hareket görüyorduk. Samsun hiçbir zaman birbirine saygısızlık yapan bir ortamda olmadı. Çok nezih ortamda siyaset yapılan bir mekanlar oldu her zaman. Ama şu anda seçimlere bir ay kala hala bir heyecansızlığın, iktidar partisinde de diğer muhalefet partisinde de herkesin sonuca razı olmuş bir psikoloji içerisinde olması tabii demokratik açıdan pek iyi durmuyor. Biz istiyoruz ki her taraf renklensin, insanlar konuşsun, televizyonlar, gazeteler hareketlensin. Üst üste 4 seçim geçirdik. Sayın Demir, tabii artık biraz şöyle dediniz, pek bir şey değişmeyecek dediniz. Sayın, yani, sayın evet. Engin, Sayın Umarım Engin. Tek başına iktidar AK Parti. Samsun'da ben de tebrik ve sizlere izin verirseniz sizler de son sözünüzü alacağım. Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bana göre mevcut korunacaktır. Yine o iki milli işte MHP ile AK Parti'nin milletvekili arasında bir yarışmadır ama Tevfik abi ben bu akşam AK Partili arkadaşlarım sevmiştir. Ben bu akşam AK Parti hep AK Parti dedim, AKP diyemedim. Demedim diye bilmiyorum da. Şimdi Tevfik abinin yaptığı çok güzel bir şey. Bütün AK Partililer de AKP'li arkadaşlarını da görüyorum. Şimdi böyle tartışmaya girdiğiniz zaman eğer siz taraf iseniz AK Partililer açısından CHP'li, MHP'li falansanız sizinle baş etmek kolay onlar için. Çünkü çok o konuda yetenekliler. Ama eğer bir şeye taraf değilseniz, bir partiyse, benim birkaç arkadaşım var, partise şöyle gel dediler bana AK Parti'de görev yapan. Şimdi Tevfik abi o kadar güzel bir şey söyledi ki, hakikaten tebrik ediyorum. Yani biz istesek bir AK Parti'yle bunu söyletemezdik. Hakikaten söyletemezdik. Ne söyledi? Dedi ki, Cemil abiye kızmasından dolayı dedi ki, o cici çocuk değil artık dedi. Evet. Niye cici çocuk değil artık? Evet. Seni başkan seçtirmeyeceğim dediği için cici çocuk değil artık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, yani bundan bu kadar. Noktayı çıkardınız. Dalışın da saksağın. Bu ne biçim lazım? Bu da, bana olsun. Bu da bana olsun. Bu ne biçim lazım? Ne alakası var? Anlayamadım yani. Bu da bana olsun. Sevgili Demirtaş. Evet. Çok kısa. Tamam. Ne olur detaya girmeden. Tabii. Önce ben baştan
ihmal ettiğim teşekkürü sondan edeyim de hem kıymetli şahsınız Sayın Osman Karay'a, değerli katılımcılara, yakın dostlarıma, arkadaşlarıma, komşularıma, vatandaşlarımızın önünde saygılarımı sunuyorum. Kuruma da teşekkür ediyorum. Tabii demokrasi olabilmesi için bir ülkede, demokrasiden söz edebilmesi için bir ülkenin özgür medya olması lazım. Yani bu bir medya kuruluşunun Samsun'da bu kapsamda var olabilmesi beni mutlu eden bir durumdur. Ve bugün Türkiye genelinde medya kuruluşlarına, onların genel yayın yönetmenlerine karşı yürütülen baskıları, tutuklamaları, efendim TV bu platformundan çıkarmaları da burada açıkça protesto ediyorum. Yerel seçimlere gelince şunu söyleyeyim açık olarak, bir kere daha şuradan birkaç ay evvel milletvekili olmaya hak kazanmış bir insanın şimdi milletvekilliğinin tartışılıp rizikoya girmişçesine konuşulmasından ben şahıs adına bir samimiyetime yakınım olmamasına rağmen üzüntü duyuyorum. Yani burada kazanılmış bir hakkın bu şekilde zayi edilmesini de ben çok açıkçası belki yasal olabilir ama hukuki bulmuyorum. Samsun'da sonuçların çok fazla değişeceğini de düşünmüyorum. Yani beni teşekkür susturmak ediyorum. İstiyorsanız ben susarım. Yok, Osman Bey. Son bir dakika yani isterseniz ben... geleyim hiç konuşmadan sayın, gideyim. Orada kabul yani. AksTV'nin özgürlüğü Osman abi beni konuşturduğuna göre AksTV'nin ne kadar özgür olduğu ortada. Son bir dakika lütfen rica ediyorum. Samsun Türkiye'nin bir parçası, Türkiye için düşündüğümü Samsun için de düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları bu demin saydığım nedenlerle 5-6 puan düşmesi gerekir. Düşecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi artık yorulmuştur. Yazıyorum İktidar bunu. İktidar olma gücünü kaybetmiştir. Oylarını yitirmesi lazım. Onun yerini de alacak olan hem Türkiye'de hem de Samsun'da ana muhalefet partisidir. Ana muhalefet partisi önümüzdeki süreçte iktidar değişikliğini en hızlı, en isabetli bir şekilde Türkiye iktidar değişikliği yaşayacaksa bunu ana muhalefet partisiyle yaşayacaktır. O nedenle iktidar partisindeki oyların ana muhalefet partisine kayması söz konusu olacaktır. Olması gereken odur. Bir şey daha söyleyeyim. Çok teyit edemedim. Ben de birebir tespit etmedim ama birkaç kaynaktan Samsun'da 2 ayda 18 bin civarında seçmen artışı olduğunu... Türkiye'de 350 bin. Samsun'da da 18 bin civarında olduğunu duydum. 4878... Bizden sonra programlar Atilla geldi. Tamam bitiriyorum. Bekliyor. Hemen. Bitiriyorum. Yani ben... Şeylerden her ne kadar haksızlık oluyor desem ama bu seçimdir. Seçimde haksızlık olmaz. Kim çok oy alırsa milletvekilini o çıkarır. Ben o sizin üçüncü milletvekilliği konusunda üç mafralardan bir tanesinin de Şaban Seviç olduğunu düşünüyorum. Onu da diğer adaylar kadar ve belki onlardan bir adım daha önde yarışa girdiğini düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. Dört konuğuma da Sayın Tevfik Demirel, Sayın Mustafa Engin'e, Sayın Cemil Deveci'ye ve Sayın Erdem Demir'e teşekkür ediyorum. Haber AksTV'nin bu teknik ekibine, bu genç insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Ama her şeyden önce, herkesten önce bizi sabırla izleme nezaketini gösteren sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Programın gece tekrarı vardır. Program YouTube'a atılmaktadır. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, esen kalın efendim. YEPAŞ, Osman Kara'yla farklı bakışı sundu.